Merhabalar, ben Esra Oktay. Bugün sizlerle Türk Edebiyatı'nın ilk psikolojik romanı olan Mehmet Rauf'un Eylül romanını önce özetini ardından da betimlemesini işleyeceğiz. Eylül, ilk psikolojik roman olmakla beraber gerçekten dönemine göre hem yapı yönünden hem içerik yönünden çok başarılı bir romandır. Çünkü Eylül romanında uzun uzun psikolojik tahliller yerini bulur. Eylül romanının iki karakteri Suat ve Süreyya Bey'dir. 5 yıldır evli olan Suat ve Süreyya Bey kendilerine Boğaziçi'nde bir yalı kiralarlar. Süreyya Bey'in Necip isminde yakın bir arkadaşı vardır. Necip, eşi Suat'a ayrı bir değer vermekte ve saygı durmaktadır. Bu değer ve saygı zaman içinde ona karşı büyük bir aşka dönüşür. İlk zamanlar Suat onun kendisine aşık olduğunu fark etmez. Kısa bir süre sonra Suat Necip'in duygularına karşılık verir ve aşk dedikoduları çıkmaya başlar. Necip Suat'ın kendisine aşık olduğunu fark eder. Ve aralarındaki aşk dedikoduları Süreyya'nın kulağına gitmeye başlar. Ama Necip, arkadaşına ihanet etmenin verdiği derin üzüntüyü de yaşar. Ve konaktan bağını keser. Dedikodular yaygınlaşınca Necip Bey fazla yalıya gidip gelmemeye başlar. Tifodan hastalanır ve yatağa düşer. İyileştikten sonra yeniden yalıya gelmeye başlar. Ama artık sevgililer eski günlerine yeniden geri dönerler. Yani birbirlerine asla aşklarını ilan edememişlerdir. Suat için Eylül ayı adeta sanki kadınlığının bir sonbahar ayı gibidir. Çünkü sevdiği adamdan ayrıdır ve evliliği dolayısıyla da çok mutsuzdur. Necip, mutlu olabileceği bir kadından uzak kalmanın verdiği acıyla kıvranmaktadır. Bir gün Suat ve Necip sohbet ederken konakta yangın çıkar. Suat, yangın esnasında kendisini odasına kapatır. Necip, onu kurtarmak için alevlerin arasına dalar. Süreyya da aynı şekilde eşini kurtarmak için yukarı çıkar ve hepsi yangında can vererek ölür. Gelelim betimlemeye. Sonbahar tablosunun canlandırıldığı bu romanda elbette ki benim tablomda da sonbahar renklerini bulmalıydı. Romanın ana teması yasak aşk. Aşk, ihanet, hayal kırıklığı gibi temalarında yer aldığı bu romanda karakterlerin iç dünyaları derinlemesine bize yansıtılır. Romanda Suat ve Necip arasındaki yasak aşk ve aynı zamanda kavuşamamanın verdiği aşk acısı, ben de aynı romanın adını verdiği gibi Eylül tablosunu tam Eylül renkleriyle canlandırmak istedim. Zaten Eylül'de kainatın o büründüğü pastel renkler, işte sararmış yapraklar, uçuşan kurumuş yapraklar, aynı romanın içinde savrulan, aşk acısıyla acı çeken karakterleri yansıtıyordu. Dolayısıyla ben burada insan figürlerine yer vermek yerine daha çok sonbaharın duygusal anlamda bizde hissettirdiği duyguları yansıtmaya çalıştım. Suat karakteri aslında bir arayış içinde olan, hayatta istediğini bulamayan, Necip'le tanıştıktan sonra aşk acısı çeken ve aynı zamanda ona kavuşamayan bir karakter olarak karşımıza çıkar. Aynı şekilde bu durum Necip açısından da acıdır. Çünkü hem kuzeninin eşine duymuş olduğu aşk ve aynı zamanda kuzenine ihanet duygusu onu büyük bir hüzne ve buhrana sürükler. Dolayısıyla romanın içinde en hakim olan duygu hüzündür. Zaten Mehmet Rauf da Eylül adıyla ve aynı zamanda romandaki kurgusuyla bize bu aşk üçgenini büyük bir hüzünle yansıtır. Dolayısıyla betimlemeye baktığınız zaman renklerle ben de aynı hüznü yansıtmaya çalıştım.
aslında sonbaharda kainattan bize yansıyan belli duygular vardır. Romanın içinde biz bunları aşk acısı, ayrılık, tutku, hayal kırıklığı olarak görüyoruz. Ama aslında tabiat yeni hayata canlanmak için yavaş yavaş ölmeye başlar. Aynı karakterlerin hayata karşı hissiyatı gibi. Yani aşk acısını öldürmek istemeleri. Aslında hepimiz hayatımızda belli hedeflere, belli noktalara varmaya çalışıyoruz. Ama çoğu zaman hayat bizi istediğimiz noktaya, istediğimiz sona götüremeyebiliyor. Hüzün temasının hakim olduğu Eylül romanını Türk Edebiyatı'nın en büyük klasikleri arasında görmekle birlikte benim için de ayrı bir yeri var. Çünkü bu betimleme benim yağlı boya olarak yapmış olduğum ilk tablo. Yani romanın verdiği hüzün aynı zamanda benim için ayrı bir başlangıç oldu. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve aynı zamanda YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi merak ediyorum. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Videonun sonunda abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.